Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu dersimizde sizlerle İmam Hatip 6. sınıf Arapça kitabımızın 1. ünitesinin 1. dersini göreceğiz. Evet, et dersül evvel 1. ders fil medreseti. Evet, dersimizin konusu okulda. Evet, karşılıklı bir konuşma metni var burada arkadaşlar. Esselamu aleyküm. Karşılık olarak ve aleyküm selam diyoruz. Evet. Mesail hayır. Hayırlı akşamlar. Evet. Ona mukabil olarak mesail nur aynı anlamda. Evet. Keyfe halüke diyoruz. Evet. Keyfe nasıl anlamındaki soru edatımız. Keyfe halüke nasılsın? Evet. Ona mukabil ise bir hayır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. iyiyim diyoruz. Evet, bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Burada resimler var arkadaşlar. Evet onun resimlerin altında ise anlamları var. Evet, melabis, evet melabisin elbiseler demek. Hemen sol tarafında fatur, gördüğünüz gibi kahvaltı. Evet, salat namaz demek arkadaşlar. Salat, maksifun kantin. Evet, maksifun kantin. Müsteşva hastane. Evet, nacihun ise başarılı anlamındadır burada munfasıl zamirleri bizlere gösteriyor kitabımız. Evet munfasıl demek ayrı demek. Ayrı zamirler, bitişmeyen zamirler. Evet başta ente var arkadaşlar. Ente sen demek. Evet ente sen Süleyman. Sen Süleymansın anlamında. Ene ben anlamındaki ee, zamirimiz. Ene ben Ayşetün ben Ayşeyim diyoruz burada. Evet enti sen bayan. Bakın ente müzekker için yani erkek için kullanılırken enti ise e, bayan için yani müennes için enti sen seher. E, sen sehersin diyoruz. Evet hüve o aliyun o alidir diyoruz. Hüve ise o anlamındaki zamirimiz. Tabi bu zamirleri daha iyi anlayabilmeniz için e, kanalımızda e, kanalımızın oynatma listesinde temel Arapça dersleri bölümü var. Burada muttasıl ve mufasıl zamirler videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet hüve o anlamında hüve aliyun o alidir diyoruz. Hiye ise o bayan bakın hüve o erkek hiye o bayan anlamında hiye o bayan reyhan o reyhandır diyoruz. Evet burada verilen kelimeleri aşağıdaki boşluklara doldurmamız istenmiş. Bu şekilde ben doldurdum arkadaşlar. Bakın anti diyor. Evet. Anti. Pardon aşağıya doğru çekelim. Evet. Anti sen seher. Sen sehersin diyoruz. Evet hemen sol tarafta hiye o bayan reyhan o reyhandır diyoruz. Evet aşağı tarafta hüve aliyun diyoruz. O alidir. Evet ortada ene ben ayşetun ben ayşeyim. Evet son olarak ente sen süleyman sen süleymansın diyoruz. Evet burada ise soru edatımız var. Men soru edatı kim anlamındaki soru edatımızdır arkadaşlar. Men kim? Men ene ben kimim diye soru soruyoruz. Evet. Enti sen. Enti Ayşet'in burada e, muhatap arkadaşlar bayan olduğu için enti sen Ayşet'in sen Ayşe'sin bakın enti diyoruz. Eğer bu Ali olsaydı ente olurdu. Buna dikkat edelim. Evet Men ente sen kimsin? Evet. Şimdi muhatabımız erkek olması lazım. Men kim? Ente sen kimsin? Ene ben Süleyman. Ben Süleyman'ım diye cevap veriyoruz. Evet, men enti. Evet, e, muhatabımız bayan e, burada. Men enti sen kimsin? Men kim? Enti sen kimsin? Evet, ene ben Seher. Ben Seher'im diyoruz. Evet. Men kim? Men hüve. Evet. Burada ise e, hüve. O erkekten bahsediyor. O kimdir diyoruz. Hüve aliyun. O alidir diyoruz. Evet. Burada men. Evet. Aşağıda. Men hiye. Evet. Men hiye. O bayan kimdir? Hiye. O reyhan. O reyhandır diyoruz. Evet, buraya geçiyoruz. Burada ise muttasıl ve mufasıl zamirlerden sonra bazı işaret zamirlerine geçiyoruz. Heze ve hezihi. Heze ve hezihi bu anlamında. Heze müzekker için arkadaşlar. Hezihi ise müennes için kullanılan işaret zamirleridir. Evet heze. Evet bakın burada bir taha var bir de leyla var. Heze müzekker olduğu olduğu için. Dolayısıyla buraya taha. Evet heze taha. Bu tahadır diyoruz. Bakın örnekte de kitapta kendisi zaten vermiş. Evet burada ise hiye o bayan. Bakın hiye o bayan olduğu için burada Recep desek doğru olur mu? Olmaz. Ee, Yasemin dersek doğru olur. mu? Olur. Çünkü neden bahsediyor? O bayandan bahsediyor ve buraya da aynı şekilde hiye Yasemin yazıyoruz. Evet. Hazihi bakın burada ise Hazihi müennes için. Tekrar edeyim. Haze müzekker için. Hazihi müennes için arkadaşlar. Hazihi Fatihun bu Fatih'tir diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü e, hazihi müennes için kullanılır. Hazihi Hatice'tun. Evet bu Hatice'dir e, diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Çünkü bu müennes için kullanılır ve buraya aynı şekilde arkadaşlar sizden de yazmanız gerekiyor. Evet haze bu e, talibun evet haze talibun bu öğrencidir diyoruz. Evet haze talibetun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü neden diyemeyiz? Çünkü haze müzekker için Eee Buna e, bunun için arkadaşlar hazihi dememiz lazım. Hazihi talibetün dememiz gerekirdi. Evet yani burada hazihi olsaydı hazihi talibetün derdik. Haze olduğu için haze talibun diyoruz. Evet hüve o erkekten bahsediyor. Hüve muallimun o öğretmendir diyoruz. Evet hüve muallimetün der miyiz? Diyemeyiz. Muallimetün diyebilmemiz için hiye olması gerekirdi. Dolayısıyla hüve muallimun diyoruz aşağıya doğru inelim değerli arkadaşlar. Evet. Hüve o erkek. Evet o erkek. Ayşe diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ne dememiz gerekir? Ali dememiz gerekiyor. Ve Ali yün, o Ali'dir diyeceğiz. Ve aynı şekilde buraya yazıyoruz. Evet. Heze sadigun. Evet. Bu arkadaşlar sadigun arkadaş demek. Bu arkadaştır. Heze sadigun. Evet. Hez, sadigatun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü hez sadigatun için hezihi işaret zamirini kullanmamız gerekir idi. Burada sadigun dediği için haze işaret zamiri geliyor arkadaşlar. Haze sadigun olarak buraya yazıyoruz. Evet, evet burada da arkadaşlar ee, misalde olduğu gibi cevap vermemiz isteniyor. Evet soruya bakalım. Hel, hel mıdır misin soru edatıdır arkadaşlar. Hel mıdır? Mis'in soru edatıdır. Hel heze bu mudur? Tarikun. Evet. Bu Tarık mıdır? Diyoruz. Evet. Olumlu burada. Hep cevap verdiği için biz hep olumlu cevap vereceğiz. Neem. Neem evet demek. Neem heze Tarikun. Evet. Bu Tarık'tır. Diyoruz. Evet. Hel hüve. Hel mıdır? Mis'in soru edatımız. Hel hüve. O mudur? Nacihun. O başarılı mıdır? Diyoruz. Evet. Neem evet. Hüve nacihun. Evet. O başarılıdır. Diyoruz. Evet. Burada Hel hazihi muallimetun. Evet bu öğretmen midir? Evet bakın hazihi <laughs> evet, evet, <laughs> müennes muallimetun müennes buraya dikkat edelim. Evet. Naam <laughs> hazihi evet bu muallimetun öğretmendir diyoruz. Aşağıda ise hel <laughs> hiye bu bayan mıdır? O bayan mıdır? Nedir? Tabibetun o bayan öğret, o bayan doktor mudur? Hel hiye tabibetun o bayan doktor mudur? Cevap olarak naam evet hiye o tabibetun evet o <bayan> doktordur <laughs> diyoruz. Evet erkek doktor olsaydı tabibun olurdu ve burası hüve olurdu. Evet bu müzekker müennes arasındaki farklar arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Evet burada evvela ses kaydını dinlememiz isteniyor arkadaşlar. Şu anda onu açacak imkanım olmadığı için buradan okuyorum ve daha sonra aşağıya bunu bu şekilde yazmanız isteniyor. Ben yukarısına Türkçesinde yazdım arkadaşlar. Daha sonra siz aşağısına Arapçasını yazmanız gerekiyor. Evet ne anlama geliyor? Şimdi bakalım. Evet, i̇steygaze. İsteygaze uyandı demek. Evet. İsteygaze uyandı. Abdullah uyandı. Evet. Mubakkiren erken. Evet. Abdullah erken uyandı diyoruz. Evet. Yanında hemen lebise. Evet. Lebise giydi. Abdullah giydi. Ne giydi? Melabisehu. Elbiselerini giydi. Sondaki arkadaşlar bakın şu zamire dikkat edelim. Evet. Melabisehu. Evet. Onun elbiselerini yani kendi elbiselerini giydi diyoruz. Evet yanda ise tevedde'a abdest aldı. Kim? Abdullah abdest aldı. Lissalati. Ne için? Namaz için. Abdullah namaz abdest aldı diyoruz. Evet aşağıda ise Ekele yedi anlamında fiilimiz, mazi fiilimiz. Ekele yedi, Abdullah, Abdullah yedi. Neydi? El-Fatur, kahvaltı yedi. Kahvaltıya yedi demeyiz ya. kahvaltı yaptı deriz. Evet. Haraca çıktı. Abdullah çıktı. Evet. Minel beyti. Evet. Abdullah evden çıktı diyoruz. Zehebe gitti Abdullah. Abdullah gitti. İlel medreseti. Abdullah okula gitti. Bakın bu harfi celleri de hatırlata, hatırlayalım arkadaşlar. İle yönelme harfi celi. İlel medreseti okula. Bakın burada ise min harfi var. Minel beyti evden anlamında. Bakın. Yani buraya ile desek nasıl olur? İlel beyti olur. Eve olur. Tabii dolayısıyla bu ile kullanılmaz. Evet. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Arkadaşlar burada izafet anlatılıyor yani isim tamlaması anlatılıyor. İsim tamlaması iki ismi bir araya gelerek bir isim oluşturması veya bir ismi bir isme dayandırarak söylem söylememiz veya birini birine isnat etmemiz veya birkaç Türkçe örnek vererek anlatalım. Mesela doktorun kalemi öğretmenin çantası veya ağacın e, dalı veya e, arkadaşlar bahçenin kapısı evin penceresi gibi bir ismi birine isnat ederek söylenilen tamlamalar mesela burada kitabım var arkadaşlar evet kitabım kitap demek mesela e, burada da muallimim var yani ikisiyle beraber e, bir izafet yapmamız isteniyor e, ne dememiz gerekiyor öğretmenin Öğretmenin kitabı diyeceğiz Evet öğretmenin kitabı diyebilmemiz için Arkadaşlar ikinci kelime Yani aslında Türkçe'de tam tersi Bir durum ortada Evet kitabul muallimi Diyoruz bakın hemen aşağıda yazılmış Kitabul muallimi Bakın la mı tarif getiriyoruz ikinci Kelime tabi özel isimler olursa Getirilmiyor fakat bu şekilde isimlerde la tarif de Getiriyoruz ve son harekesini mutlaka Ve mutlaka kesreli yapıyoruz arkadaşlar Evet. Kitabul kitabul muallimi. Evet. Öğretmenin kitabı. Kitabul talibi dersek arkadaşlar. Evet. Öğrencinin kitabı. Kitabul raculi adamın kitabı. Yani birkaç örnek yaparak da arkadaşlar sizler daha iyi geliştirebilirsiniz. Evet. Dediğimiz gibi son harekesi kesreli olacak. i̇zafet ee, bu konu hakkında da arkadaşlar kanalımızda aynı şekilde e, oynatma listesinde temel Arapça derslerinde el-izafet e, veya isim tanımlaması diye geçiyor da burada bu konuyu daha iyi anlayabileceğiniz videolar var. Evet arkadaşlar muallim evet muallim. İzafet e, mudaf mudafun ileyh diyoruz arkadaşlar. İlk kelimenin ismi mudaf ikincisinin ismi mudafun ileyh. Evet birkaç örnekte daha iyi anlaşılır. Muallim öğretmen, medreset, medresetün. Şimdi buradaysa arkadaşlar muallim mudaf olarak geçmiş. Evet yani okula isnat edeceğiz. Medresetün okul demek. Yani okulun, okulun öğretmeni diyeceğiz. Bunu diyebilmemizin için evet bakın burada harekete yaptım sadece bura için. Muallimul medreseti. Evet. Okulun öğretmeni diyoruz. Evet diğer tarafa geçiyoruz. Bakın kalemim var ve talibim var. Evet ne diyeceğiz? Öğrencinin kalemi diyeceğiz. Evet. Bunun için kalemu talibi. Bakın lamı tarif getirmiş. Elif lam takısı getirmiş. Buraya dikkat edelim. Evet sonra kesinde kesteli okuyoruz. Evet aşağı tarafta gurfatun var. Oda anlamında beytun ev anlamında evin odası diyeceğiz. Bakın Türkçedeki e, e, halin tam tersi arkadaşlar. Evet. Bunun için, bunun için Gurfatul Beyti. Bakın lamı tarif getirmiş. sonra harekesini kesreli okuyoruz. Mudafın ise son e, son harekesi arkadaşlar ötreli oluyor. Gurfatul Beyti. Evet hemen yan tarafa bakıyoruz. Beytun ver ve tabibun var. Evet doktorun evi diyeceğiz. Beytut tabibi. Bakın. lamı tarife dikkat ediyoruz ve son harekesi kesreli. Doktorun ne diyoruz? Evi diyoruz. Evet kelamun var arkadaşlar. Söz ev demek ve ebun ise baba demek. Babanın kelamı kelamul ebi diyoruz. Babanın kelamı diyoruz. Evet, burada birkaç tane daha var. Evet, burada gördüğünüz gibi vazifetun var. Evet, yukarıya doğru bakalım. Hatta biraz daha aşağı indirelim ki daha rahat okunabilsin. Evet arkadaşlar vazifetun var. Vazife demek Muslimi, ee, Müslimi, e, Müslüman demek Müslümanın vazifesi diyeceğiz. Vazifetül Müslimi, evet Müslümanın vazifesi. Evet minber bildiğimiz gibi caminin minberi, mescid ise cami demek arkadaşlar. Evet minberul mescidi caminin minberi. Siyah e, siyap elbiseler demek Siyah ve tabi betün bayan doktor arkadaşlar. Siyah e, siyah bu tabi beti bayan öğretmenin elbiseleri diyoruz. Evet burada aşağı e, burada ise ayeti kerime var Keh suresinden ve evet sakın deme diyor bir şeyin bir şey için inni ben evet muhakkak ki ben failun yaparım dalike bunu gaden yarın bunu yapacağım demedi diyor Cenab-ı Hak illa ancak en yaşa Allahu ancak Allah dilerse yani hiçbir şey için Allah'ın dilemesi dışında ben yarın onu yapacağım deme diyor Cenabı Hak. Evet Burada ise bir karşılıklı konuşma var. Kimler arasında bakalım? Evet, muallim ve eee el evet, baba ve öğretmen arasında bir konuşma var. Bakalım ne diyorlar? Alo diyor gördüğünüz gibi. Merhaba, merhaba, alo, merhaba diyor öğretmen. Evet, baba ise merhaba tafetle, merhaba buyurun diyor. Evet. Buyur daha doğrusu. Ene ben muallimun, ben öğretmenim. Evet, bakın burada da aynı şekilde tamlama var. Muallimu bakın Hani demişti ki özel isim olursa lam tarif gelmez. Evet ene ene ben muallimu Ayşe'ti. Ayşe'nin öğretmeni. Evet ben öğretmeni Ayşe'nin. Ayşe'nin öğretmeniyim. Ben Ayşe'nin öğretmeni diyor. Ehlen merhaba ya üstaz ey öğretmen merhaba diyor. Evet. Ayşe Ayşe æişe, gaibetun. Ayşe gaibetun. Yoktur. Gaib yok demek arkadaşlar. ve bugün. Hel hiye. O mudur? Evet. Helhiye. O mudur? Fil beyti. Evde midir? Evet. Fi içinde anlamındaki harficerimiz. Bu harficerlerde anlata anlata gider arkadaşlar? E, fil beyti. Evde. Bakın. Beytün. Ev demek. Fil beyti evde. İlel beyti eve. Minel beyti demiş olsaydık arkadaşlar evde. Fi ise içinde anlamda fil beyti. Evet o evde midir? Evet. Hiye ise kimden bahsediyor? Ayşe'den bahsettiği için hiye diyoruz. Cevap olarak bakalım ne diyor? Hiye o meridetun, o hastadır. Ve li zalike bunun için zehebet gitti ilel müsteşva. Evet hastaneye gitti. Indaha <Sessizlik> inde yanında, indaha onda var. Evet indaha Buradaki he zamiri arkadaşlar. Bu da tabi muttasıl zamir, bitişik zamir. Kimi gösterir? Ayşe'yi gösterir. Ayşe'de var. Mev'id. Evet ne var arkadaşlar? Randevu, ba'at, mev'id randevu randevu var mı at tabii bir doktorla beraber randevusu var doktor randevusu var evet bunun üzerine öğretmen Allahu Allah şifa versin ona bakın sondaki her zaman bir yine Ayşe'yi gösteriyor evet baba ise şükran diyor teşekkür ederim diyor evet burada biraz önce okuduğumuz metne dair sorular var şimdi bunların cevaplarına bakalım evet men Arkadaşlar kim? Yetekellemi konuşuyor. Me'e. Bakın me'e de aynı şekilde harfi cer. Beraber. Evet. Kimle? kiminle konuşuyor? Kim? El ebu. El ebi. Me'el ebi. Evet. Baba. Beraber. Yetekellem konuşuyor. Kiminle konuşuyor? Yetekellemu konuşuyor. El muallimu. Öğretmen konuşuyor. Me'el ebi. Kimle konuşuyor? Ee, babayla konuşuyor diyoruz. Evet yes elu Evet soruyor mu? El muallimu öğretmen soruyor mu? Arkadaşlar aslında bunu yer değiştirsek daha güzel. Ya tekellamu konuşuyor. El abu me el muallimi dersek daha doğru olur. Yani siz mualli el muallim ve el abu yer değiştirseniz daha da isabetli olur. Evet anlam olarak yani öğretmen babayla konuşuyor diyoruz. Evet yes elu soruyor imi el muallimu öğretmen soruyor mu? En, bakın burada da bu da harfi cerdir arkadaşlar. En harfi cerri hakkında anlamda denden. Den. Evet, en Ayşe'ti. Ayşe'den. Ayşe æişe hakkında öğretmen soruyor mu? Evet, ne'em. Evet, yes'elu soruyor. El muallimu öğretmen soruyor. En Ayşe'ti. Evet, Ayşe'den soruyor. Evet, üçe geçiyoruz. Hel Ayşe'ti. Ayşe midir? Meridatun. Ayşe hasta mıdır? Evet, hel hel Ayşe tu Ayşe hasta mıdır? Evet naam evet Ayşe evet Ayşe meridatun evet Ayşe hastadır diyoruz. Evet dörtte eyne eyne nerede anlamındaki soru edatıdır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Eyne nerede Ayşe Aişe Ayşe nerede? El an el an ise şimdi anlamında. Evet şimdi Ayşe nerede? Evet Ayşe zehebet gitti Ayşe Ayşe gitti ilal müsteşva. Evet Ayşe hastaneye gitti diyoruz. veya evet, şöyle de bile diyebiliriz. Ayşe tu fil müsteşva el an. şimdi hastanede diyebiliriz. Burada hastane diyor mu arkadaşlar? Var ama tam da hastanede diyor Yani hastanede desek olur. Evet. Yani biz buna arkadaşlar Ayşe Ayşe tu fil müsteşfada da diyebiliriz. Evet, hatta değiştirelim arkadaşlar olarak değiştirelim. Evet. Fi diyoruz. Evet bu şekilde de olur ise bu şekilde doğru ise Ayşe hastanededir diyoruz. Evet. Beşinci soru. Evet. Limenze niçin zehebet gitti Ayşe Ayşe gitti İlhel müsteşva. Niçin? Niçin hastaneye gitti Ayşe? İndehe onda var. Mev'id. Randevu var. tabib. Evet doktora randevusu var dedik. Veya şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Tabii çeşitli cevaplar da verebiliriz. Hüve meridun. Hiye meridetun. O hastadır da diyebiliriz. Ben orada metne göre yazdım arkadaşlar. Ama o şekilde de yazabiliriz. Evet burada Eyne nerede Ahmet? Ahmet nerede diyor arkadaşlar. Biz burada misalde olduğu gibi soru çıkarmamız isteniyor. Ahmet fil gurfeti. Ahmet odadadır diyoruz. Evet Ahmet fil gurfeti. Soru neydi arkadaşlar? Eyne Ahmet. Ahmet nerede? Evet burada soru. Evet. Zehebet gitti Ayşetu ilel müsteşfa. Evet. Zehebet gitti. Ayşe Ayşe gitti ilal Ayşe hastaneye gitti diyoruz. Bunun sorusu ne ne olabilir arkadaşlar? Ayşe nereye gitti? Dolayısıyla ile eyne nereye? Zehbet gitti Ayşe Ayşe. <laughs> Affedersin nereye gitti diyoruz. Evet. Aşağıdaki mete ne zaman anlamındaki soru edatı bunu da unutmayalım arkadaşlar. Mete evet ne zaman soru anlamındaki soru edatımız. Evet. Cevap neymiş? İsteygaz'a uyandı Süleyman bu Mübekkiren. Süleyman erken uyandı. O zaman ne diyeceğiz? Süleyman ne zaman uyandı? Mete ne zaman? İsteygaz'a uyandı Süleyman. Süleyman ne zaman uyandı? Cevap olarak neydi? İsteygaz'a uyandı Süleyman Mübekkiren. Erken uyandı. Evet bir diğeri. Evet neem ile başlamış cevap. Çünkü cevaba göre soruyu yazacağız. Neem Yusuf fil gurfetihi. Gurfeti sondaki arkadaşlar mutlasız zamire dikkat eden gurfeti odasında. Bakın bu her zamiri arkadaşlar ona ait olduğunu gösteriyor. Evet Yusuf odasındadır. Evet Yusuf odasında. Bakın her ile sorulan sorular ya ne emle ya da la ile cevap verilir. Dolayısıyla evet hel, hel midir? Yusuf mudur? Fi gurfetihi Yusuf odasında mıdır? Evet cevabımız neydi? Ne em Yusuf fi gurfetihi Yusuf odasındadır diyoruz. Evet. Beşinci olarak la hayır huve muallimun. Hayır o öğretmendir. Arkadaşlar hayır o öğretmendir. Dolayısıyla aksi bir şey söylemiş olmamız gerekiyor. Hel huve talibun o öğrenci midir? Evet. La diyeceğimiz için değil mi arkadaşlar? Evet. La huve muallimu. La huve o öğretmendir diyoruz. Evet. Burada arkadaşlar bakın ses dosyası var. Ee, burada okuyor doğru olanı işaretleyin diyor. Evet, ben dinledim ve doğru olanları işaretledim. Halaka bakın arkadaşlar. Heceme, dorobe, e, zulime, heme, alime, hadara, rakebe, mede, evet, arafe, hayrun, sabaha, lebise, sakara ve zade. bunlar sesli bir şekilde okuyor ve e, sesli bir şekilde okuyor doğru olanı işaretleyin diyor ses dosyasında. Dolayısıyla arkadaşlar ses dosyası yoksa siz de zaten buradan muaf olursunuz. Tabii öğretmeniniz dinletirse size e, akıllı tahtada o oh, ayrı. Evet arkadaşlar burada ise ettedribat alıştırma. Bakın burada e, gördüğünüz kelimeler var. Bunları doldurmamız isteniyor. Ne ile? E, arkadaşlar işaret zamirleriyle. Yani heze ve hezih ile. Heze bu hezihi. Arkadaşlar müennes için bu. Evet bakın. İlk örneği kendisi vermiş. Hatta buradan okuyalım. Hatta buradan ben söyleyeyim sizler de yazabilirsiniz. Medresetün. Medresetün arkadaşlar müennes olduğu için hazihi medresetün dememiz gerekiyor. Bakın ceddetün nine anlamında. Ceddün olsaydı dede ceddetün nine müennes dolayısıyla hazihi ceddetün diyeceğiz. Evet masa anlamında bakın müennes olduğu için hazihi diyeceğiz. Bakın sonunda müenneslik tesi var. Evet, şaşatun ekran anlamında. et evet, dolayısıyla bu da müennes. Evet hazihi dememiz gerekiyor. Evet saatun evet, sa e, sa e, saat bildiğimiz. Evet bakın bu da müennes. Dolayısıyla hazihi diyoruz. Evet kitabun bakın müenneslik tesi yok. Dolayısıyla müzekker arkadaşlar. Haze kitabun diyoruz. Evet. Burada ise ceddün. Ceddün arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten müzekker. Haze ceddün diyoruz. Evet. Hatifun. Telefon demek arkadaşlar. Haze hatifun diyoruz. Evet. Kalemun. Müzekker olduğu için haze kalemun. Sopburatun. Evet. Bakın sonunda mühendislik tesisi var. Dolayısıyla hazehi soburatun. Bu yazı tahtasıdır. Evet. Muallimun. Erkek arkadaşlar. Evet, muallim. Erkek öğretmen. Çünkü sonunda mühendislik tesisi yok. Evet. Haze muallimun diyoruz. Evet. Son olarak talibetun müennes arkadaşlar bakın öğrenci hazihi talibetun diyoruz. Evet bakın burada sizler için ben doldurdum. Evet haze kalemun hazihi madrasetun. Evet haza hâze ceddun hazihi ceddetun. Evet haze muallimun. haza hâze hatifun. Hazihi mindedetun. Evet bu masadır. Hazihi sabburatun. Bu yazı tahtasıdır. Evet Hazihi talibetun bu bayan öğrencidir. Haze kitabun bu kitaptır. Hazihi şaşatun evet bu ekrandır artık monitör de diyebilirsiniz. Hazihi hazihi saatun bu saattir diyoruz. Ve son olarak arkadaşlar Halid'di. Burada ise müennes arkadaşlar Halide var. Aynısının Evet, buraya da aynı şekilde yazacaksınız arkadaşlar. Bunun Türkçesini, pardon, Arapça olarak yazacaksınız. Ama ben Türkçesini de yukarıya sizlere yazdım. Ha, şimdi bir hatırlayalım. Evet, İsteygaze Arkadaşlar, o erkek uyandı. İsteygazet o bayan uyandı. Halidetu, evet, o bayan kimmiş? Halide. Halidetun, evet, uyandı. Evet, mübakireten, evet erkenden uyandı. Evet, diğeri lebise. Bakın lebise o erkek giydi. Lebiset o bayan giydi. Kim Halidetun Halide giydi melabiseha. Evet, melabiseha elbiselerini. Bakın sondaki muttasız zamire dikkat edelim. Ha, buradaki he arkadaşlar bakın elif var he. E, o bayana ait olduğunu gösteriyor. Evet. Tebette. E. E, Tebette demiş olsaydık o müzekker abdest aldı. et o meannes abdest aldı. Kim o? Halidatun abdest aldı. Evet. Biz ne için? Namaz için abdest aldı diyoruz. Evet. Ekelet. Bakın arkadaşlar. Ekele müzekker içindi. Ekelet müennes. Ekelet yedi. Halidatun halide yedi. Ne yedi? El fatur. Yani halide kahvaltı yaptı. Evet. Haracat çıktı. Evet. Haracat deseydik erkek çıkmıştı arkadaşlar. Haracat. Bayan çıktı. Kim o? Halidetun çıktı. Minel beyt evden çıktı. Yani Halide evden çıktı. Zehebet. Evet. Bakın müzekkeri zehebeydi. Ama müennesi zehebet çıktı. Halidetun halide çıktı. Gitti. Affedersiniz. Zehebet gitti. Kim Halidetun? Evet. Halide gitti. İlel medreset. Evet. Halide okula gitti diyoruz. Değerli arkadaşlar dersimiz burada bitti. İkinci derse devam edeceğiz. E, kanalımıza abone olmayı ve bu videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın şimdilik Allah'a emanet olun